Yes. Who is this? Şimdi üç kere beş kere benim bin kere destek benden bırakmam. My mic iPod'a elleri al gel sakın iPhone'u unutma. Yollara düşmeden bize sıra bitmene çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Altın üstünü gerisi verisini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiçbir testi çapatadan kaçınmam. Yollara düşmeden bize sıra bitmene çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone'da o yine geldi buraya. Testleri yapıp da soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Şaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Elle vicdanına koyup da söyle. Bu testlere ne kadar sürecek ki böyle. iPhone'da o deyip de geçme. Bize güvenle yanlışı seçme. Yes, it is here. It is the Apple Watch. I ordered this on April 10 at 12:05, 2 minutes after the Apple Store opened. And my delivery estimate was May 13 to 27. Suddenly I got a message from UPS saying they're out to deliver my watch. And as of yesterday, April 28th, I got my watch. So I decided to use it for a day before shooting this video and showing you what's it all about. I wanted to experience it a little bit, so I took a day off. And the main reason for that is, to me, the most beautiful watch in the world is this. So in my head, this is a really big shoe to fill. And if you know what it is, you know what I'm talking about. This is an old, old watch, but it's just so beautiful and so nice. I actually have two of them. So what does this watch do? Does it help you read your email? No. Does it help you with your fitness? No. Does it have world clock? Yes, it does. Yes! It does random stuff. It has its own mind and it's so beautiful. This is why I have the second one that I never wear. I'm just keeping this in it. Every once in a while I go and take it out and take a look at this and think, it is very beautiful. So, will this Apple Watch fill this watch's space? Because when the band broke, I simply stopped wearing a watch. Until now. All right, now let's get to unboxing. And here it is! And this box reminds us of the 5K, because it has the same thing. Let's go ahead and start opening it up. This part is like punched in. Watch sport, some information here, nothing here, nothing here. After that box, there's another box. Let's see what else is in the box. Some explanations. The extra band, small, medium-sized band, charger, and then charging cable. This is really nice for the sport version. And here it is. So after your watch is paired, you basically go into your Apple Watch app and take care of everything from here, including your apps. For example, if you want this app, you just toggle this and it gets installed. And if you turn it off, it just uninstalls the app from your watch. Let's go through what you can do here. You can arrange your app layout, which is great. And actually, I discovered that if you select some apps like these,
you can create areas. So if you want, you can put some apps in this area and then you can create another area down here. The only app you cannot move around is the watch. Everything happens around the watch app. You can create your own areas and make your apps easier to find. And notifications, it's basically the same thing on your iPhone. You can select the notifications and how you want them to appear. Glances, when you're looking at your watch and scroll from bottom up, these are the glances. Do not disturb is the same thing as the iPhone. You can go to general and then you can select your watch orientation, accessibility, language, and region. So far, they're not supporting Turkish. You can select if there's a software update here. Wrist detection is when you turn your wrist to look at your watch, it turns on by itself. Brightness and text size, this is at the lowest brightness. And there are three settings. This is brighter one. This is the brightest one. You can adjust the haptic strength. When you cover your watch, when you cover it, it turns off. So on and so forth. You adjust everything from here. You can explore things about the Apple Watch. And then you can go to the App Store for Apple Watch and download apps. And of course, you can search. So how does the watch work? When you click this, you go to your apps. And when you scroll it, you zoom in and zoom out. And this button is to go to your contacts. You can scroll through your apps like this. For example, let's go to the Amazon app. Toilet paper. Let's go to Twitter. You can see the recent tweets or top trends, or if you use the force touch, you can tweet. You can dictate your tweet as well. Hello, how are you doing? ? And then there's the workout app where you can select what you're gonna do. And as soon as you turn that on, you see the green lights turn on here. Oh, good. It's telling me that it's time to stand. And then move around a little bit. You can see your daily achievements here. When you go to your health app, all of your heart rates are here. If you want to take a screen capture, you click these two. If you want to activate Siri, you hold down this guy. Hello Siri, how are you? And if you want to use the Apple Pay, you double click this one. Power reserve mode. When you have a new notification, you get a red dot on top of your screen and you can scroll it down. And this custom watch face, whatever you click, you're gonna go to that corresponding app. I think Apple Watch is going to have a big role in the future. Every aspect of this first generation watch seems to be promising, but everything it does falls a little short. My heart rate was calculated way off a lot of times. Most apps do very little on your watch, actually so little that after a couple of tries you go back to your phone. The speaker is very quiet and sometimes apps don't respond fast enough. But still, it captures the soul of Apple, and it is a lot smaller than you think. All those close-up photos on Apple's website may make it seem a little bulky, but it is not. It's like a small first generation iPhone. Thank you very much for watching this video and I hope you liked it. Please hit that subscribe button. I must have a subscribe button somewhere here on the screen. Hit that subscribe button and subscribe to my channel. And please let me know what you think about the smartwatches. What do you think about the Apple Watch? What do you think about the tiers of Apple Watch? Which one would you prefer, or do you prefer smartwatches, or would you be fine with regular watches? Please let me know in the comment section below. And until I see you the next time, take really good care of yourself. And no shakalun! Is this counting as workout? Hello?
Merhaba sevgili iPhone'cular. Bugün karşınızda Apple Watch Beijing'i incelemek için bulunuyorum. Apple Watch eşleştikten sonra telefonumuzdaki Apple Watch uygulamasıyla cihazımızın içindeki yani Apple Watch'ın içindeki her şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Bu güzel olmuş. Mesela uygulama yerleşimi. Bu arada kolunuzdan çıkarttığınız anda şifre açıksa kolunuzdan çıktığı anda yeniden şifre soruyor. Bu da saatiniz çalınırsa kimse bununla gidip Apple Pay ile alışveriş yapmasın diye şifrenizi girdikten sonra bu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Burada bütün uygulamaları kafanızın istediği şuradan da uygulamalara gelelim. Mesela şunu tutup şuraya alalım. Gördüğünüz gibi burada yeri değişiyor. Burada uygulamalara tıklarsanız gördüğünüz gibi aynı iPhone'da olduğu gibi bunları böyle değiştirip hatta silebiliyorsunuz da. Tıklayalım yerine gelsin. Burada eşleştirdiğiniz Apple Watch'ları görüyorsunuz. İşte bildirimler bildiğiniz bildirimler. Hiç değişik bir şey yok. Sadece saat için ayarlarını yapıyorsunuz. Aynı zamanda telefonunuzda ne ayar varsa ne bildirim çıkıyorsa onu da saatinize gönderiyor. Rahatsız etme modunu zaten biliyorsunuz. O da aynı şekilde genele gittiğiniz zaman yazılım güncelleme bilmem ne zart zurt onları burada bulabiliyorsunuz. Saat yönü sol bilek sağ bilek erişebilirlik saydamlığı azalt hareketi azalt kalın metin zart zurt bütün telefondaki ayarların aşağı yukarı aynısını buraya koymuşlar. Bilek algılama saati böyle yüzünüze doğru kaldırdığınız zaman saatin açılmasına yarayan bir ayar. Parola bildiğimiz parola sağlık. Bildiğiniz sağlık. Gizliye gelince de burada mesela hareket ve fitness. Geri kalanında işte mesela aktivitede bakışlarda göster demiş. Bakışlar nedir hemen size onu göstereyim. Bakışlar dediği saat ekranındayken yukarı doğru kaydırdığınız zaman çıkan sağa sola kaydırmalı yer bakışlar. Buradan bir şarkı açtığınız zaman saatte mi çalıyor telefonda mı çalıyor diye merak ediyorsanız telefonda çalıyormuş. Kalp atışına geldiğiniz zaman da gördüğünüz gibi arkasında uzaylılar geliyor. Yeşil ışık yakıyorlar. Gözünüze tutmak gibi olmasın. Ayrıca telefonum nerede? Hem gece modu, uçak modu, sessiz ol gibi ayarlar yapabilir. Telefonum nerede diye bastığınız zaman gördüğünüz gibi telefon havası çıktı kadar bağırıyor. Şimdi buradaki ayarlara geri dönelim. Bilmediğimiz bir şey yok. Sadece saate uygulanmış. Telefonunuzda kurulu olan ve watch'la uyumlu olan uygulamaları burada gösteriyor. Mesela Alaska Frigo uygulamasını buradan bastığınız zaman eğer yüklü değilse cihazınıza hemen yüklemeye başlıyor. Hoppacık kuruldu. Git istemiyoruz seni. Alaska Frigo istemiyoruz. Sil. Bu arada saatte henüz Türkçe yok. Her ne kadar telefondaki arayüz Türkçe olsa da saatte Türkçe seçeneğimiz yok. Hatta onu da buradan görebiliriz sanıyorum. Dil ve bölge. Sistem dili. Gördüğünüz gibi Türkçe henüz yok. Yakında gelir. Yemek memek yiyorsunuzdur diye mümkün olduğu kadar az kıl göstermeye çalışıyorum ama yapacak bir şey yok. Eğer telefondaki Siri'yi Türkçe yaparsanız burada yazı çıkıyor. Apple Watch'ta Türkçe Siri desteklenmiyor. Bu yüzden bunu seçerseniz Apple Watch'taki Siri etkinsizleştirilir yazıyor. O yüzden vazgeç diyoruz ve bu durumda tabii ki Siri'ye gerekli lafları buradan iletmek istiyorum. Siri senin s**le benim kolum girsin böyle ta dibine kadar girsin anladın mı? Niye Türkçe ile çalışmıyorsun? Siri cevap olarak kim ben mi dedi. Kutlarım Siri de öğreniyor. Türkçe de küfretsek artık bir cevaplar vermeye başladı. Başka neler var? Burada aktivite uygulaması da çıkıyor. Bu aktivite uygulamasında ne halt yediğinizi görebiliyorsunuz. İşte bu kadar yürümüşüm, bu kadar bilmem ne yapmışım. Pil ömrü. Gördüğünüz gibi saat akşam 7 ve sabah 8'de kalktım. Ve kalktığımdan beri saati kurcalıyorum. Hem İngilizce videosunu çektim hem şu anda Türkçe videosunu çekiyorum. Bence gayet iyi. Fakat ilk %100'den %96'ya çok çabuk düştü. Hatta şarjdan çıkarır çıkarmaz 1-2 dakika içinde %99'a düşmüştü. O zaman kendime dedim ki ayvayı yedik. Meğerse daha ayva yiyecek pek bir durum yokmuş. Gayet iyi gidiyor şu anda. Bunun altına başarılar koymuşlar. Sizin motivasyonunuzu arttırmak için biliyorsunuz. Kadir İnanır'ın motivasyon edişi gibi. Keşfetin altında size öğretiyorlar. Ne oluyor ne bitiyor diye. Reklamları da koymuşlar. Öne çıkanlar. Burada da uygulamaları görebiliyorsunuz. Arada da arama yapabiliyorsunuz. Peki şimdi bu saatteki uygulamalar yani ne kadar iyi? Mesela Twitter'a gelelim. Yeni gönderilen tweetleri görebiliyorsunuz ya da trendleri görebiliyorsunuz. Yeni gönderilen tweetlere bakalım mesela.
Dövmeyle çalışmıyor diyorlar. Tabii ki dövmeyle hiçbir şey hallolmaz. Üstüne sıkıp basarak şey yaparsanız tweet gönder diyebiliyorsunuz. Buna da basınca dikte çıkıyor. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. If you love me, tell me, tell me. If you want me, kiss me, kiss me. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. Gördüğünüz gibi bayıldı. Evladım. Nereye gitti? Tweet nereye gitti? Umarım göndermedin. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. If you want me, tell me, tell me. If you like me, kiss me, kiss me. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. Yine bayıldı. Şarkı seçiyor. Ya en sevdiğim uygulamalardan birini göstereyim. Buna giriyorsunuz. Kamera. Telefonunuzda otomatik olarak kamera geçiyor. Ve mesela şöyle arka kamerayı otomatik olarak açıp fotoğraf çekebiliyorsunuz. 3 saniye verdirtebiliyorsunuz. Ya da hemen çötürdenek çektirebiliyorsunuz. Kamerayı değiştiremiyoruz galiba. Böyle netleyebiliyoruz. Sıkı bandıralım. Sıkı bandırsanız da değiştiremiyorsunuz. Bu da bir şeye yaramıyor. Zoom da yapamıyorsunuz. Yani ama insanı birdenbire korkutabilir misiniz? Korkutabilirsiniz bununla. Güzel kamera şakası yapabilirsiniz. Kamera şakası. Instagram'a girebiliyoruz. Instagram uygulamasına bakalım. Sad denilen fotoğraflara gidelim. Burada mesela uçağı, bu bıçağı sokmaya çalışmışlar bilmem ne. Böyle fotoğraflara bakabiliyorsunuz. Vay, Artzula Beyciğim çıktı. Ekran görüntüsü almak istiyorsanız bu ikisine birden basıyorsunuz. Ve bu direkt olarak telefonumuzun içine gidiyor. Gördüğünüz gibi çok kaliteli değil ama geldi mi geldi. Onun dışında en güzel şeylerden biri Apple TV'yi kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iPhone'da o televizyası. Azerbaycan'a selamlar. Telefon edebiliyorsunuz. Mesela birisi arasın bizi. Telefonda cevap ver ya da mesaj at diyebiliyorsun. Mesela mesaj at. Seni sonra arayabilir miyim? Böyle de açmam iPhone'dan gelen telefonu. Ne uğraşacağım lan şimdi onunla? Şurada bir yerde dünya saati var. Mesela İstanbul'da olan bitenleri görebiliyoruz. Yani gelen uygulamalar çok kapsamlı uygulamalar değil. Mesela tabii ki yani bu kadarcık ekranda ne kadar iş çözebilirsiniz bilmiyorum. Bu da spor uygulaması. Sizin yaptıklarınızı takip ediyor. Ama açık söylemek gerekirse kalp atışımı falan kesinlikle algılayamadı. Göremediği gibi de gördüğünüz gibi kalbim 153 yok 158 atmış. Bir tarafından uydurdu affedersiniz. Benim kalbim öyle abuk subuk atmadı. Benim kalbim o şekilde atarsa tahtalı kaleye doğru uçarım ben. Kapakçıklardan biri göçük olduğu için. Kronometre. Mesela Amazon. Bu uygulamayı da mesela Amazon'a girip işlere bakabiliyor muyuz diye düşünüyorsanız. Hayır giremiyorsunuz. Sadece buna tıklayıp. Turkish Man. Amazon'da Türk erkeği arattım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Kimsin sen? Zoom yapıp yapamıyor muyuz? Diyor ki istek listenize eklemek ister misiniz? İsteme yok. Gözümüz gönlümüz açıldı. Tabii ki mesajlarınıza bakabiliyorsunuz. Mesajları bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Cevapla. Hazır cevapları var. Çok hazır cevap bir saat kendisi. Ve sanıyorum bu cevaplarda gelen mesajın içeriğine göre biraz ayarlanıyor. Ama son mesela 5 mesajı gösteriyor. Yani telefonda gördüğünüz gibi bütün mesajları bir arada göremiyorsunuz. Son 5 mesajı gösteriyor. Diyecek olursanız ki telefon uçak moduna girerse saatimiz ne moduna girecektir? Saatimiz normal yaşantısını sürdürüyormuş gibi oluyor telefon uçak modunda olduğu zaman. Ama mesela Twitter'a girdiğimiz zaman birdenbire kendisi böyle garip bir şekle giriyor. Üstünde çizgili telefon karşımıza çıkıyor. Saatimiz yaşantısını sürdürse de pek bir şey yapamıyoruz. Böyle menüde gezerken
Buna tıkladığınızda saati ortalıyor. Bir daha tıkladığınızda saate geri geliyor. Gördüğünüz gibi onun da tepesinde telefon şu anda hizmet dışı diye zımbırtı çıkmış. Peki buna basarsam telefonu öttürebiliyor musun? Öttüremiyor. Bağlantı yok diyor. Saat arayüzlerine bakmak istiyorsanız bununla ilgili 8000 tane video var. O yüzden bunları yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit saat arayüzleri var. Bunları bazılarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bazılarını değiştiremiyorsunuz. Küstümize. Küsme bize. Bas. Gel. Buradan çiçek mi çıksın, denizin anası mı çıksın yoksa keberek mi çıksın diye seçebiliyorsunuz. Şu anda sadece 3'ü var. Buraya tarih ya da bu şekilde tarih koyabiliyorsunuz ya da hiçbir şey koyamıyorsunuz. Saati değiştiremiyorsunuz. Çeşitli arayüzlerin kendi kendine çeşitli kuralları var. Mesela bu. Buna hiçbir şey yapamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama böyle dünyayı döndürtebiliyorsunuz. En çok beğendiğim bu oldu. Çünkü döverim. Çünkü mavi siyah zımbırtısını burada gerçekleştirebildim. Ayrıca da birçok bilgiyi buraya ekleyebildim. Dolayısıyla memnunum şu anda bu arayüzden. Basılı tutarsanız telefonu kapat, az pil harcayan moda geç ya da cihazı kilitle yani bileğinizden çıkarttığınız zamanki zımbırtıyı yap gibi seçenekler çıkıyor. Buna iki kere tıklarsanız son uygulamaya geri gidiyor. Ayrıca da bunu böyle sonsuzluğa göndermeye çalışırsanız da bir hınçla geri geliyor. Bak şimdi bak 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 bak. Şşt. Güzel bir gün ördek için. Hiç kıllarımı bu kadar yakından görmemiştik. İyi oldu. Kolum girsin Apple Watch'ına. Kayışı acıtır bir başına. Sen ol. Keçileri kaçırma. Sen ol. Apple'a takılma. Kolum girsin Apple'ın Watch'ına. Kayışı acıtır bir başına. Sen ol. Keçileri kaçırma. Sen ol. Apple'a takılma. Hadi hep beraber. Kolum girsin Apple'ın Watch'ına. Kayışı acıtır bir başına. Böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Ne diyorsunuz? Apple Watch olmuş mu, olmamış mı? Tim Cook yapmış mı, yapamamış mı? Steve Jobs olsaydı bu işler böyle olmaz mıydı mıştı? Yoksa her şey yolunda mı, iyi mi, nedir? Aşağıda yorumlar bölümünde bizimle, benimle bu düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Şuradan bir yerden kanalımıza üye olabilirsiniz. Buradan bir yerden tıklayarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Lütfen oradan bir yerden tıklayarak kanalımıza üye olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Kadar kendinize çok iyi bakın. Evet sen özellikle sen. O saç sakal haline bak, kendine iyi, bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak. Nalan, o sakallar gidecek Nalan. Bir sonraki bölümde görüşecek herkese çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok tehlikeli saati çakabilirim her an. Saatimi aldım Apple Watch'tan yar. Saatimi aldım Apple Watch'tan yar. 17 bin dolar yar. 17 bin dolar yarar. Saatimi aldım Apple Watch'tan. 17 bin dolarlık yer açtım cebimde, başımdan.